Merhabalar. Monte Cristo kont kitabımız. Monte Cristo, küçük bir ada, Akdeniz'in ortasında küçük bir kum tanesi, sonsuzlukta bir atom. İnsan bu kadar kolayca mutlu olmak için yaratılmadı. Mutluluk büyülü adalarda, kapılarını ejderhaların beklediği saraylar gibidir. Onu elde etmek için savaşmak gerekir. Zaten bu dünyada da ne mutluluk vardır ne de mutsuzluk. Sadece bir durumun öbürüyle kıyaslanması vardır. Hepsi bu. Sonsuz mutluluğu hissetmeyi sağlayan da, sonsuz acıyı çektiren de sadece budur. Yaşamanın ne kadar güzel olduğunu öğrenebilmek için ölmeyi istemiş olmak gerekir. Edmond Dantes basit ve eğitimsiz bir adamdı. Onun sadece kısacık bir geçmişi, kapkaranlık bugünü, kuşku dolu geleceği vardı. Aslında mutluluğa çok yaklaşmıştı. Sevdiği kadınla evlenmek üzereydi. Onur verici bir mesleği vardı. Denizciydi, kaptan olmuştu. Ama her şey bir anda elinden alındı. En güzel gününün ortasında en derin karanlığa düştü. Çekemeyenlerin tuzağı, iftirasıyla. Bugünün dostları yarının düşmanlarıydı. Deniz havasına, açıklığa, sonsuzluğa, sınırsızlığa alışmış Dantes hapisteydi. İnsan dilinin en iğrenç adlarla belirttiği tüm suçların hak ettiğinden daha fazlaydı bu. Tüm servetini oyuna sürmüş hiçbir kumarbaz, Dantes'in umutlarının doruğunda hissettiği iç sıkıntıları duymamıştır. Ona yaşamı sevdiren her şeyi yitirmişti. Ölüm beşikte sallayacağı çocuğa gülümseyen bir dadı gibi gülümsüyordu. Güneşin bir gün sonuna daha parlak doğmak üzere kaybolması gibi. İnsan zekasının içine gizlenmiş bazı gizemli hazineleri açığa çıkarmak için mutsuzluk gerek. Barutu patlatmak için basınç gerek. Tutukluluk onun dağılmış tüm yeteneklerini bir tek noktada topladı. Daracık bir boşlukta birbirlerine çarptılar. Bulutların çarpışmasından elektrik doğar. Elektrikten şimşek, şimşekten de ışık. Dantes'in sadece bir örnekten cesaret alması gerekiyordu. Bir başkasının yaptığı, yapabileceği her şeyi Dantes yapardı. Hapiste kılavuzunu, servetini bulmuştu. Kendisine deli denilen başka bir mahkumdu bu. Şeytan tarafından yeryüzünün en yüksek tepesine kaçırılmış, oraya varınca da şeytan ona tüm dünyayı göstermişti. Tanrı'nın ona ihtiyacı vardı ve yaşadı. Hapisten kaçtı, zengin oldu, Monte Cristo kontu oldu, artık hiçbir ülkeden değildi. Kimseyi kardeşi olarak tanımadığı için güçlüleri durduran kuruntuların ya da zayıfları felce uğratan engellerin biri bile onu durduramaz ya da felce uğratamazdı. Elveda iyilik, insanlık, minnettarlık, yürekte açan tüm duygulara elveda. İyileri ödüllendirmek için kendini tanrı yerine koydu. Kötüleri cezalandırmak için intikam tanrısı yerini ona bırakacaktı şimdi. Paris sosyetesindeki yerini aşağı yukarı sağlamlaştırmıştı. Zaten Paris'te genç bir adamdan ne istenir? Gerektiği gibi konuşması, uygun giyinmesi, iyi bir oyuncu olması ve ödemeleri altınla yapması. Artık sosyetede düşmanlarının arasındaydı. Her kötülüğün iki ilacı vardır. Zaman ve sessizlik ve son söz. Beklemek ve umut etmek. Evet, yorumdan önce kendimize yontarak başlayalım. Yazarın gayrimeşru olduğunun romanı olan Kamelyalı Kadın'ın videosu da var kanalda. Evet, alıntılarda da vurguladık bolca aslında. İşte adaleti, intikamı, aşkı, ihaneti, sap döner hesap döneri, herkes hak ettiğini yaşarı, insanın içindeki sevgi, iyilik ne kadar çok olursa kendisine yapılan kötülük ne kadar büyük olsa da merhamet edebilir, affedebilir ya da olumsuzluklar, şartlar ne kadar çok olursa olsun, ne kadar zorlarsa zorlasın. Yani illaki bir çaresi bulunur, illaki bir sabahı vardır. Karakterler muazzam, kurguda hakeza ve burada hem duygusal zekayı hem de pratik zekayı görüyoruz en makbul haliyle. Yani güzel bir roman, hani biraz uzun olmasının dışında anlaşılır, akıcı, sürükleyici de bir kalem. Ha yani illa bir ama diyeceksek o intikam sürecinde çok fazla ayrıntıya girilmiş sanki. Yani izlenilen yol hani çok akıllıca da olsa yer yer bazen belki biraz gerçekliği bırakıyoruz ve de dediğim gibi hani çok uzun ve ayrıntıya giriyoruz sanki. Bir de Dantes'in çektiklerine bakınca, acılarına bakınca hani hayatı mahvoldu adamın ya. Yani bu intikamın, tamam hepsinden intikamını aldı bu üç kişiden de ama hani bu intikamların sonlarında çok daha beter olmalarını ya da bize hani çok daha böyle vay be dedirtecek, helal olsun dedirtecek çok etkili sonlar beklerdim. Hani o konuda çok tatmin olmadım. Ama dediğim gibi yani çok iyi bir roman. Okunması gereken bir roman bence. Notuna da 8,5 diyelim. Herkese iyi okumalar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.